Efendim hoş geldiniz. Yaşar Üniversitesi, Yaşar Üniversitesi'nin sosyal bilim, daha doğrusu lisansüstü eğitim enstitüsünün düzenlemiş olduğu panellerden bugünkü panel öğrencimiz sanat ve tasarım alanında sanata yeterlik yapan Ozan Atalan'a ayrılmış durumda. Ben bu arada doktor öğretim üyesi Mehmet Kahyoğlu, aynı zamanda Ozan Atalan'ın da tez danışmanıyım. Sözü ona bırakmadan önce tabii ki kısa bir tanıtım yapacağım kendisine. İki farklı okulda hocalık yapma şansı buldum Ozan'a. Daha öncesinde güzel sanatlarda hocalık yapmıştım. Şöyle söyleyebilirim, avukat bir sanatçıyla karşı karşıyayız. Eğitimine hukuk alanında başlayıp daha sonrasında bitirip Anadolu Üniversitesi Hukuk Bölümünü avukat olup belki hukukçu olup daha sonrasında sanata gönül verip 2008-2013 yılları arasında 9 Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümünde okudu ve mezun oldu. Hatta son derece yüksek bir notla mezun oldu ki fakülte birincisi olarak mezun oldu. Sonrasında yüksek lisansını Fulbright bursuyla Amerika'ya gidip Syracuse Üniversitesi'nde görsel Visual and Performing Arts Sculpture Department'ta yaptı ve oldukça yüksek bir puanla oradan da mezun olduktan sonra yolu Yaşar Üniversitesi'nde düştü ve burada sanat ve tasarım ana sanat dalında sanata yeterlik tez aşamasında başarılı derslerini bitirdikten sonra son derece etkin, son derece yoğun bir sanatçı. Şu anda zaten bir misafir sanatçı programıyla, bir residency programıyla İstanbul'da bulunmakta bir proje için bir sergi üzerine çalışıyor. Bugüne kadar çok sayıda kişisel sergi, toplu sergiye katılım gerçekleştirdi. Aynı zamanda sanatsal faaliyetlerin yanında eğitimcilik hayatına da devam etmekte. Ekonomi Üniversitesi'nde ve Yaşar Üniversitesi'nde dersler vermekte. Sanat alanında ödülleri mevcut. Şu anda şeyine bakıyorum, CV'sine bakıyorum. 4 tane residency programına katılmış. Gezmeyi, dolaşmayı ve farklı yerlerden, farklı coğrafyalardan, farklı kültürlerden beslenmeyi seven bir sanatçı. Uluslararası sergilere katılmış. Benim de bir önceki İstanbul Biennale'ine katılmasıyla bir anlamda hem üniversitemizi hem beni gururlandırdı. O Biennale'deki işleri gezerken onun işini görmek benim için gerçekten çok güzel bir deneyim idi. Daha sonra iş üzerine çok konuştuk. Dünyaya belki aynı çerçeveden bakmamakla beraber ama biz birbirimizi besliyoruz. Düşünce biçimi, farklı açıdan sanata ve dünyaya yaklaşımı, dünya görüşü ve o dünya görüşünü birazdan kendisini seslendireceği gibi bir anlamda çağdaş sanata aktarması gerçekten ilginç. Ben sözü fazla uzattım. Sergilere girmiyorum zaten. O yüzden Ozan'cığım sözü sana bırakıyorum. Bu neymiş bu çağdaş sanat ve insan merkezcilik? Söz sende. Teşekkürler hocam, güzel tanıtma için. Benim için de hani bunu adet yerini bulsun diye söylemiyorum gerçekten. Hem lisansta hem yüksek doktora da tekrar yolumuzun kesişmesi, hocam olmanız keyif, gerçekten büyük keyif. Aslında bugün derlediğim bilgiler üzerinde insan ve insan olmayan varlıkların birlikte evrimsel estetiği üzerine yazdığım tezimden de kendi ilgi alanlarıma göre derlediğim biraz çağdaş sanatta kendi ilgilendiğim kişileri ve iş skalasını yansıttığım bir sunum olacak. Bu yüzden çağdaş sanat ve insan merkezcilik olarak ikisini birleştiren, hem insan merkezci olduğunu düşündüğüm hem de insan merkezciliğin dışına çıkma çabası olan bazı çağdaş yeni kıta felsefesi akımlarının etkisinde olan işlerden bir derleme yaptım. Umarım keyifli bir şekilde geçer. Evet. Şimdi öncelikle... Pardon.
Heh, teşekkürler hocam. Çağdaş sanata geçmeden öncelikle bir modern sanata dair bir şeyler söylemek gerek diye düşündüm. Çünkü İngilizce'de contemporary ve modern kelimeleri aslında aynı anlamda kullanılıyor. Yani çağdaş sanat dediğimiz şey aslında 1900'lerin başından beri olan bir sürecin bir parçası olarak sayılıyor. Türkçe'de çağdaş olarak farklı bir kategorizasyona doğru gidiyoruz aslında. Ama aynı zamanda güncel sanat diye de bir ayrım var. Bu noktada birazdan bunlara da değineceğim. Öncesinde modern sanatı ayrıştırdığımız noktada modern sanattan ne anladığımıza dair birkaç ipucu yazdım. Örneğin sanat eserinin kendisine yönelmesi ve kendi varlıksal bağımsızlığını kazanması, özellikle soyut sanatla ve soyut resimle birlikte modern sanatın öne çıkan özelliklerinden biri. Farklı materyal ve görme biçimleri denemeleri yine aynı şekilde modern sanatta karşımıza çıkıyor. 20. yüzyıl sanat akımları ve izimler dediğimiz sanat akımları içerisinde. Ki sanırım bunlardan en çok öne çıkanları empresyonizm, ekspresyonizm, kübizm, fütürizm gibi günümüzün de görme biçimlerini ve hatta yeni medya sanatının temelini oluşturan dinamik sanat akımları. Ve modern sanatta artık eskiyen bir motto var. Yeniyi arama mottosu. Ki öncü sanat anlamına gelen en basit haliyle avantgard kavramı da buradan geliyor zaten. Yeniyi arama hatta çağdaş sanatta, sanat ortamında komik bile bulunan ve böyle değerlendirilen bir durum aslında. Çünkü artık bir şeyin orijinalitesini, yeniliğini sorgulamaktan ziyade nüanslarla yürüyor her şey. Hani anything goes, her şeyin gittiği bir ortamda yeniyi aramak çok fazla dikkati toplayan bir kavram değil. Modern sanatta yine reprezentasyon yani sanatta temsil konusunda da farklar görüyoruz. Örneğin içe dönüş ve duygusal ifadenin güçlenmesi sanat alanında ve tasarım alanında aynı zamanda karşımıza çıkıyor. Yine yaşanan yoğun makineleşme, şehir hayatının yaygınlaşması gibi gelişmelerle birlikte özellikle 1800'lerin sonundan sonra modern hayat tasvirleri, makineleşme, sosyal konulara eğilme, şehir gerçekliğine dönme ve figürün soyutlaşması gibi bazı köklü değişiklikler karşımıza çıkıyor. Bunlar aslında çağdaş sanatta da olan şeyler ama çok daha uzantıları üzerinden konuşabileceğimiz konular. Dilerseniz sonraki slayta geçelim. Çağdaş sanat dediğimizde aslında üzerinde henüz içerisinde bulunduğumuz bir dönem olduğu için çağdaş kelimesinin de zaten anlamına baktığımız zaman tarihsel süreç içerisinde de bazı insanlar birbirinin çağdaşıydı. Bazı işler birbirinin çağdaşıydı. Ama çağdaş dediğimiz aslında bugünü imleyen bir şey. Yani yaşam sürecimiz boyunca yapılmış ve yapılmakta olan sanat. Çağın gelişmelerine cevap vermesi ve bunları sorgulamak, sorunlara cevap aramak gibi karşılıkları var sanat alanında. Peki güncel sanat nedir? Bir de biz Türkçe'de güncel sanat ve çağdaş sanat ayrımı yapıyoruz. Güncel sanattan anladığımız şey ise özellikle Türkiye bazlı konuşuyorum. Türkiye'de 90'lardan itibaren güncel sanatı daha çok yaşam döngümüz içerisinde kapsayabildiğimiz alandan itibaren anlıyoruz. Değişen toplumsal, ekonomik, politik, ekolojik, sosyal konularla sıkı bir etkileşimde olduğunu görüyoruz güncel sanatçıların ve güncel sanat konularının. Disiplinler arası bir alana doğru kayma var ki bu da günümüzün en popüler sözcüklerinden biri. Multidisipliner, disiplinler arası, interdisipliner gibi farklı söylemleri var ya da transmedya, transdisipliner, disiplinleri geçerek oluşturulan işler. Ki aynı zamanda zaten uzmanlık gerektiren konularda çağdaş sanatçıların prodüksiyon bazlı üretimler yaptığını görüyoruz ki bazı işlerimde ben de bu kategoriye giriyorum. Uzmanlık gerektiren konularda, dijital alanlarda ya da bilimsel herhangi bir uzmanlık gerektiren konularda işbirliği anlamı aslında daha çok ağır basıyor disiplinler arası sözcüğünde. Ve işte antropolog olarak sanatçı, psikolog olarak sanatçı, psikiyatrist olarak sanatçı gibi sanatçıyı başka bir şey olarak görme eğilimi de var aslında çağdaş sanatta. Yani artık estetik alanından çıkıp aksine estetiğin sınırlarını zorlayan, başka bir meslek grubundan biriymiş gibi davranan, yani aslında bir nevi performe eden yaptığı işi
sanatçı kimliğiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Tabii ki bu bahsettiğim genelleme şu anda da yağlı boya resim yapan arkadaşlar var, çizim yapan arkadaşlar var, klasik malzemelerle çalışan arkadaşlar var. Bu onların çağdaşı olmadığı anlamına gelmez tabii ki. Ve güncel sanatta yine eğer ki bir nüans varsa çağdaş sanatlar aralarında malzeme anlamında da çeşitlilik ve malzemeye farklı yaklaşımlar söz konusu. Çağdaş sanatın genel özelliklerinden bahsedecek olursak, birazdan örnekleri üzerinden de göreceğiz zaten. Artık bu postmodernizmle birlikte çok parçalı hale gelmiş dünyada tanımları sorgulama ve aynı şekilde sanatın da materyal ve konu anlamında parçalı hale gelmesi, kolay tanımı reddetme, materyal, metodik, kavramsal, konusal dinamizm ve yeni medyanın içerimini görüyoruz, içeriliğini görüyoruz çağdaş sanatta. Özellikle 1950'lerden sonra ivme kazanan bilgisayar teknolojilerinin hayatın her alanına olduğu gibi sanat alanına da girmesiyle birlikte. Ve semiyolojik olarak baktığımızda anlam üretiminde izleyicinin işin bir parçası haline gelmesi yine çağdaş sanatın öne çıkan özelliklerinden biri. Çok fazla duyuyoruz interaktif işler olduğunu. Bu interaktiflik çok farklı seviyelerde olabilir. Mental ya da fonksiyonel olabilir ama interaktiflik de yani karşılıklı etkileşim de özelliklerinden biri çağdaş sanatın. Genelleyici bir yaklaşımla. Yine tekrar vurgulamak gerekirse dünyayı ve tanımları yeniden değerlendirme çabası olduğunu görüyoruz çağdaş sanatta öne çıkan işlerin ve çok parçalı günümüzü anlamaya çalışmak ve bir araştırmacı olarak sanatçı kimliği daha fazla ön plana çıkıyor. Çağdaş sanatta az önce bahsettiğim gibi konusal ve formsal çeşitlilik çok fazla. Dilerseniz şimdi bunun örneklerine bakalım. Örneğin otorite eleştirisi, siyahi bedenler ve cinsellik. Özellikle Amerika'da 1960'lardan beri başlayan cinsel özgürleşme, kimliksel özgürleşme, feminist hareketler ve siyahi sanatçıların hareketleri bunda özellikle etkili olan akımlar dahilinde. Bu otorite eleştirisi kapsamında örneğin Melchi'nin Night Trap adlı 1993 tarihli işi. Burada Night Trap'te gördüğümüz şey polikarbüt ve kablosuz mikrofonun bir araya geçmesiyle hem fonksiyonel hem formel olarak bir yandan polis çobu bir yandan da bir performans sanatçısının, sahne sanatçısının enstrümanı olan mikrofonun bir araya geçtiğini görüyoruz. Hem fonksiyonel hem görüntü olarak, forma itibariyle. Burada söylenmek istenen şey aslında gücün, otoritenin, güç kaynağının sorgulanması. Ve fiziksel olarak bizi sınırlayan job gibi bir objenin bağlamının değiştirilerek ve fonksiyonunun değiştirilerek bambaşka, aksine fiziksel özgürlüğü veren mikrofona, kablosuz mikrofona dönüştürülmesi söz konusu. Bunu görüyoruz. Ve burada bu anlamda özgürlük bağlamında ve kimliklerle bağlantılı olarak bir otorite eleştirisi olduğunu görüyoruz. Yine çağdaş sanatta öne çıkan durumlardan biri biyolojik durumlar ve biyolojik güvenliğimiz, biyopolitika da diyebiliriz bunu aslında en genel tabiriyle. Ve yine özellikle Amerika'da tepki bulan AIDS krizi kapsamındaki hareketler. AIDS ve ABD hükümetinin harekete geçmemesi, bu konuya politik olarak seyirci kalması, aksine ırkçılık ve cinsel ayrımcılık gibi konulara sessiz kalarak bu gibi konuları destekleyici tavrından dolayı sanatçıların buna tepki olarak ürettiği işlerden bahsedebiliriz. Örneğin 21. yüzyılın önemli tasarımcılarından ve sanatçılarından biri olan Keith Haring'in Cehalet ve Korku başlıklı bir posteri, resmi. Aynı çeşitlilikte kullanabiliriz aslında. Burada Silence ve sessizlik ve ölümü bir arada tutarak aslında bu politikasızlığa karşı insanların kendilerinin harekete geçmelerini ve aksiyon almaları gerektiğini söyleyen bir iş. Yine kendisi de AIDS'in
komplikasyonlarından dolayı hayatını kaybetmiş bir sanatçı. Benzer şekilde Felix González Torres'in Mükemmel Aşıklar ya da İsimsiz adlı çalışmasını görüyoruz. Burada aslında sembolize edilen şey birbirleriyle uyum içinde olmaları ama zaman içerisinde senkronlarının da bozulması ve aslında iki kişi olarak tabir ettiği kişilerden biri yine AIDS komplikasyonlarından hayatını kaybeden partneri. İşte bu sanatçılar AIDS'i ve buna karşı alınmayan politik önlemleri eleştirel bir şekilde kendilerini ve bu hastalığı sosyal sorumluluk bilinciyle görünür kılma çabasındalar. Yine benzer şekilde çağdaş sanatta çok fazla sosyal pratikler de görüyoruz. Bu AIDS Killed projesi, burada gördüğünüz ilk 1987'de San Francisco'da düzenleniyor ve daha sonra Amerika'daki farklı şehirlerde, örneğin burada gördüğünüz Washington DC parlamento binasının önündeki memorial, burada yaklaşık ya binlerce battaniye görüyoruz. Ve bu battaniyelerin, bu tekstillerin özelliği o dönemde yani 80'lerde ve 90'larda etkisini sürdüren AIDS krizinin ve buna karşı önlem alınmamasıyla birlikte hastalara verilen kumaştan, o kumaşın aynısından AIDS'ten dolayı hayatını kaybeden kişilerin, ailelerinin, yakınlarının onları hatırlamak amacıyla kişisel eşyalarıyla dokudukları giltlerden yani battaniyelerden oluşturulmuş bir kompozisyon olduğunu görüyoruz. Bunda aynı zamanda bir sosyal pratik, sosyal sorumluluk ve normalleştirme, ayrımcılığa bir rahatsızlık yüzünden, bir virüs yüzünden toplumdaki cinsiyet ve politik eşitsizliğe karşı duruşu görebiliyoruz. Oldukça politik bir iş. Ve kimlikler. Kimlikler de her zaman çağdaş sanatta karşımıza çıkmaya başlıyor. Örneğin Kara Walker, Afrika kökenli Amerikalı bir sanatçı ve kendisinin yapmaya çalıştığı şey siyahi hikayeler üzerinden, ki bunun içerisinde kölelik de var, ırk, cinsellik, kimlik gibi konuları yeniden ele almak gibi kavramlar karşımıza çıkıyor. Ve bu anlamda siyahi sanatçıların görünürlüğünün kazanılması anlamında da oldukça önemli bir iş. Örneğin bu işe baktığımızda Camp Town Ladies, bu bir duvar resmi ve Kara Walker'ın diğer bütün çalışmaları da genel olarak böyledir. Silüetler halinde çalışır ve biz sadece ayrıntılardan kimlikleri fark edebiliriz. Çok güçlü işlerdir. Örneğin burada koşan bir köleyi görüyoruz. Elinde havuç tutan bir binicinin onu kovaladığını ve kandırdığını görüyoruz. Ve arkada bir tavşanın, antromomorfize edilmiş bir tavşanın onu ateş ettiğini görüyoruz. Aslında burada ve dikkat ederseniz aynı zamanda siyahi köle kadının ayağındaki ayakkabılarında aslında batı formatında bir ayakkabı olduğunu görüyoruz. Burada tek taraflı değil, aynı zamanda siyahi kölenin de kendisinin bazı fayda beklentileri içerisinde olduğunu görerek çift taraflı bir yaklaşım görüyoruz aslında. Yani siyahi kimliğe büründürülmüş, etiketlenmiş stereotiplerden, stereotip algılardan arındırma çabası olduğunu görüyoruz Kara Walker'ın. Bu işi de koymak istedim. Güncel bir iş. Bir ekip çalışması aslında ama Gerald Brown benim Amerika'da öğrencimdi ve çok gurur duyduğum bir iş kendisiyle. Bu yüzden koymak istedim. Philadelphia'da geçen Mayıs ayında yaptıkları bir iş. Biliyorsunuz ki Black Lives Matter hareketi Amerika'da geçen sene oldukça ses getirdi. Ve kendi görünürlüklerini kazanmak için özellikle siyahilerin yaşadığı, Afrika kökenli Amerikalıların da yaşadığı bölgelerde görünürlüklerini eski bir, o muhitteki eski bir bina üzerine mural yaparak, yani duvar resmi yaparak göstermek istediler. Bu da aynı zamanda hem bir anıt hem bir sosyal pratik olarak ortak yapılmış bir iş. Ve gelelim Biennallere. Biennaller her ne kadar bazı olumsuz etkileri de etkileri olsa da işte sanat piyasasını tekelleştirmek ya da kendi güçlerini bir şekilde yapıldıkları ülkelerde ve hatta küresel alanda bir baskı unsuru olarak öne sürmek gibi bazı yan etkileri olsa da Biennallerin
Özellikle üçüncü dünya ülkelerindeki sanatçıların küresel anlamda görünürlük kazanmaları anlamında yeni marketler oluşturdu. Ki buna Biennallerin küreselleşmeye katkısı da diyebiliriz. Örneğin Liverpool Biennial of Contemporary Art, São Paulo Biennial Biennale 1951'de ilk Biennallerden biri, Havana, Sharjah, Şangay, Güney Kore, Dakar, Berlin, Prag, İstanbul Biennale gibi Biennale'leri görebiliyoruz. Zaten dikkat ederseniz farklı coğrafyalara yayılmış, ulusal görünürlükleri olan Biennale'ler bunlar. Ve söylediğim gibi bu Biennale'ler ile dünya ülkeleri sanatçılarının küresel görünürlük kazanması söz konusu oldu. Peki bunlar kimlerdir? Bazı örneklere bakalım. Örneğin Doris Salcedo, 8. İstanbul Biennale'inde 2003 yılında yaptığı Sandalyeler isimli yerleştirme. Kolombiyalı bir sanatçı kendisi ve malzeme olarak sandalyeleri kullandığı bir yerleştirme. İki bina arasında İstanbul'da yaptığı bir yerleştirme. Genel olarak ve 1550 sandalye var burada. Genel olarak değinmek istediği konu kimliksiz mültecilerin global ekonomiye aslında nasıl bir katkıları ve dönüştürme güçleri olduğu ve aynı zamanda İstanbul'da ne yazık ki hala çok fazla olan göç ve yersizleştirme sorunu. Bunlara aslında daha mekanı özgü bir yerleştirme yaparak değinmek istemiş bir sanatçı kendisi. İşleri genellikle politik ve çağın sorunlarına dikkat çekiyor. Kendisini 3. dünya ülkesinden bir sanatçı olarak tanımlıyor ve ilgilendiği konular genellikle göç, iş sorunları, küresel ekonomi gibi konular. Yine Vic Muniz, Brezilyalı bir sanatçı. Kendisi küresel anlamda daha çok kullandığı artık malzemeleri dönüştürmesiyle ya da endüstriyel hazır üretim, çoklu üretim malzemeleri dönüştürmesiyle tanınan bir sanatçı. Ve bu Aftermath isimli Liverpool Biennale'inde gösterdiği projesinden bir portre. Bu portrenin arkasındaki durumsa şu, Brezilya'daki sokak çocuklarıyla kişisel bir bağ kurup onlardan gördükleri sanat kitaplarında hoşlarına giden pozları taklit etmelerini istiyor. Fotoğraflarını çekiyor ve daha sonra Rio'daki karnavaldan, Rio karnavalından topladığı çöpler ve tozlarla birlikte fotogerçekçi, negatif bir imaja benzeyen imajlar oluşturuyor ve bunun adı da Angelica. Yani konulara baktığınız zaman aslında kendi ülkelerinde de kafalarına taktıkları, umursadıkları sorunları küresel alana taşıdıklarını görüyoruz. Ve tüketim kültürü. Tüketim kültürü de çok fazla eleştirilen bir konu. Aslında bu pop sanattan beri olan bir durum. Örneğin farklı bir kültürden Wang Guangqi'nin büyük kritisizmi ve Coca-Cola serilerinden bir afiş örneği. Ya da yine çok ünlü fotoğrafçılardan Andrea Gorski'nin 99 Cent isimli 99 tarihli fotoğrafı. Genellikle yüzey şekilleri ya iç mekanlar, dış mekanlar ve bunları align ederek bir şekilde alışık olduğumuz perspektif çizgisinde ve farklı alanlar yaratacak şekilde açık kompozisyonlarla oluşturduğu fotoğraflarıyla tanınan bir sanatçı ve burada da bir yüzey şekli gibi gördüğü alışveriş merkezi ortamını görüyorsunuz ve o kalabalıklığı, bu can sıkan kalabalıklığı görüyorsunuz. Feminizm. Yine feminizm de çağdaş sanatta çok fazla adı geçen konulardan biri, içeriklerden biri. Örneğin Barbara Kruger, benim de çok sevdiğim bir sanatçı ve tasarımcıdır kendisi. Untitled ya da bizim başka bir kahramana ihtiyacımız yok isimli poster çalışması. Genellikle Barbara Kruger'ın yaptığı şey, reklamcılığın yarattığı çağdaş mitleri, yani işte yakışıklılık, güzellik ve bir ürün arasında kurulan bu bağı doğalmış gibi gösteren, metaforlar aracılığıyla doğalmış gibi gösteren, kadın bedenini kullanmaktan çekinmeyen, bu faydacılık anlamında kullanmaktan çekinmeyen reklam endüstrisine karşı bunları tekst ve imajla birlikte alt üst ettiği ya da tersine çevirmeye çalıştığı, oradaki asıl mesajı çıkardığı işleriyle bilinir. Ve burada da yine iki kız çocuğu figürünün önünde başka bir kahramana ihtiyacımız yok imajını görüyoruz.
Genellikle siyah beyaz fotoğraflar ve kırmızı ve beyaz ya da siyah tekstle, metinle çalışır. Yine Cindy Sherman. Cindy Sherman'ın işleri de kendini farklı bağlam ve karakterlerde, bazen çok sürreal olabilecek, bazen farklı toplumlarda, farklı coğrafyalardaki kadın kimliklerine bürüyerek, makyajla, prostetiklerle ve farklı şekillerde yaptığı video ve fotoğraf çalışmalarıyla bilinir ve çok çeşitlidir bunlar. Burada yapmak istediği şey aslında toplumsal cinsiyet ve kimlik inşasının yapaylığına vurgu yapmak. Çünkü kadın, erkek, eşcinsel, heteroseksüel, artık bu kimliklerin kültürel olarak ya da toplum tarafından inşa edildiğini fark edip bir şekilde bunların yapaylığını görmemiz lazım. Ve Cindy Sherman da aslında burada örnek olarak gösterdiğim cadı fotoğrafıyla birlikte büründüğü kimlikle bunun yapaylığını oldukça iyi bir şekilde gösteriyor. Hatta gözümüze sokarak gösteriyor. Ve gelelim çağdaş sanattaki bir diğer çeşitlilik örneği olan biyomühendislik ve ya da bioart. Bioart kapsamında olan biyomühendisliği. Örneğin Eduardo Kahn'ın Enigma'nın Doğal Tarihi isimli işi. Burada Eduardo Kahn'ın yaptığı şey, kendi kan hücrelerinden alınan DNA örneği ile Petunia adlı çiçeğin DNA'sını birbirine karıştırıp ortaya yine fonetik olarak da karışmış olan Edunia başlıklı ya da isimli çiçeği çıkarmak. Burada aslında bir hibritten bahsediyoruz. Artık bu alanda birazdan göreceğimiz örneklerle birlikte çağdaş sanatın etik sınırları sorgulayan boyutuna doğru da girmiş oluyoruz aslında. Ya da burada transgresyondan, sınırları aşmadan, transgresif sanattan da bahsedebiliriz. Adlandırmalar da çok fazla çağdaş sanatta. Ve beden ve teknoloji. Transhümanizm örneklerinden biri. Birazdan değineceğim transhümanizmin ne olduğuna. Örneğin Stelark'ın koldaki kulak isimli işi. Şu ana kadar iki ameliyat geçirmiş bunun için. Doku gelişiminin sağlandığı silikon bir implantı kolunun içine geçirerek ve mikro düzeyde bir mikrofon yerleştirerek internet üzerinden dünyanın her yerinde üçüncü kulağının duyduğu her şeyi diğer insanların duymasını sağlamak istediği bir proje. Ancak bu küçük mikrofon ikinci ameliyatta bir enfeksiyon sonucu çıkarılmak zorunda kalıyor. Ama yapmak istediği şey aslında vücutta bir internet organı yaratmak. Ve bunun üzerinden dünya ile iletişim kurmak. Yani beden ve makine etkileşimi konusunda hem biyolojik hem kimyasal hem fiziksel hem de teknolojik bir bütünleşme görebiliriz bu işte. Ve dekolonizasyon. Dekolonizasyon da çağdaş sanatta öne çıkan kavramlardan biri. Örneğin Vázquez Miglionó'nun dekolonyal estetiği tanıttığı güzel ve özetleyici bir sözü var. Buna göre dünyayı siyah beyaz, yüksek alçak, güçlü zayıf, iyi kötü olarak ayrıştırıcı yorumlayan dualist düşünceye alternatif olarak bu düşünceyi açığa çıkarıp insanlara gösteren, sanata hakim olan güzellik ya da yücelik kavramlarından bağımsız olarak üzüntü, haksızlık, kırgınlık, pişmanlık, umut hisleri ve geleceği değiştirme niyeti içeren ve uyandıran estetik. Yani zaten bunu aslında az önce Kara Volker'ın işlerinde de görmüştük. Yine dekolonyal estetiğin örneklerinden biri Kader Atiyan'ın Acı Tatlı Hatıra isimli işi. Ve burada kendisi Fas asıllı ve kuru nane ve acı biberi geleneksel Fas tepsisi içerisinde sunduğu hatıralarıyla konuşan, yaşadığı şeylerle bağ kuran bir çalışması. Burada yine bizi ferahlatan bir madde olan nane ile, kuru nane ile bu ferahlık hissinin tam tersini veren acı biberi bir arada görüyoruz. Yine Ape Odenina, Belül Ağ'ın Bahçesi, 2018 yılında yapılmış bir resim. Ve Ape Odenina'nın derdi de Afrika'yı anlatmak, Afrika'dan hikayeler sunmak. Kendisinin magic gerçekçilik, büyülü gerçekçilik peşinde olduğunu söylüyor. Ve Afrika sanatı ile, ilkeleri ile oradaki hayatı, sıradan hayatı anlatan insan tasvirleri var. Ve yine dekolonyalizmle bağlantılı olarak postkolonyal sanattan bahsettiğimiz zaman örneğin öne çıkan örneklerden biri Sildo Meireles. Burada
insurgents olarak tabir ettiği aslında dolarların ve Cruzeiro yani Brezilya'nın para birimi olan Cruzeiro'nun üzerine yazdığı bazı mottoları anlatmaya çalışıyor. Peki bu mottolar neler? Bunlar genellikle anti-Amerikan, demokrasi ve politikayla bağlantılı mesajlar. Bunları hem Portekizce hem İngilizce olarak yazıyor ve bu işin bir sürü çeşidi var ve bunlar gerçekten tedavülde olan paralar. Ve tedavüle sokmadan önce banknotlara bu mesajlara yazıp aslında küresel anlamda bilgi ve zenginliğin dominant ideolojilerine karşı bir söylem geliştirme derdinde ve aynı zamanda malların dolaşımı anlamında. Yani artık konuların iyice iç içe geçtiğini görebiliyoruz çağdaş sanatta. Gelelim yeni medyaya. Yeni medya daha çok 1950'lerden beri artışa geçen bilgisayımsal, üretimi, dağıtımı, saklanması, tüketimi bilgisayar teknolojilerine dayanan medya anlamına geliyor. Ve bunun kapsamında işte bilgisayar sanatı, internet sanatı, internet sanatının etkilerini araştıran ve internet sanatına tepki olarak çıkan post internet sanatı, yine bilgisayar bazlı sanat ki buna dijital sanat da girer, yapay zeka sanatı ve algoritma ve GAN'larla oluşturulmuş yine yapay zeka sanatı gibi örnekleri sayabiliriz. Alt başlıkları sayabiliriz. Bilgisayar teknolojileri bilgi akışı ile hibritleşmeyi ve postmodern eklektikleşmeyi hızlandırıyor aslında. Bu hem konu anlamında hem materyal anlamında hem de ortaya çıkan formlar ve farklı kültürlerden gelen sesler anlamında. Örneğin Yuri Suzuki'nin Piramidi isimli işi. Burada robotik enstrümanların yapı bozumunu görüyoruz. Piyano, gitar ve davulun yapı bozumu uğratılarak yine fonksiyonel ve estetik olarak başka bir işe dönüştüğünü görüyoruz. Michael Manning'in İsimsiz adlı çalışması burada her ne kadar iş fiziksel de olsa farklı medyaların bilgisayar medyasının fiziksel alana aktarılması anlamında ya da fiziksel estetiğin bilgisayar aracılığından, filtresinden geçmesi anlamında farklı gerçeklikler, dijital ve fiziksel arasındaki farklı gerçekliklerin birbiri arasında dolaşımı anlamında eklektikleşmiş örneklerden ilk örneklerden birini görebiliyoruz. Burada yağlı boya, bilgisayar ortamına aktarım var ve baskı var. Analog boya uygulamasını bilgisayar programları ile taklit ediyor. Aynı şekilde bilgisayar programları ile yapılmış çizimleri analog boya uygulaması yoluyla taklit eden internet ve post internet sanatçıları da var. John Wine'ın 300 hoparlörlü enstelasyonu. Burada duyduğumuz ses çok tiz bir ses, piyano ile oluşturulmuş ve aynı zamanda elektrikli süpürge sesini de duyuyoruz. Genel olarak sorguladığı şey bu büyük enstelasyonlarla ve müziğin sadece yazılımı değil, dijital olarak ya da analog yollarla oluşturulması değil, aynı zamanda donanımıyla da ilgilenerek, donanımın estetiğini kullanarak ses ve müzik ilişkisi kurduğu, sesin heykel boyutunda ya da üç boyutlu temsili ve mimari anlamında enstelasyon ve heykel birleşimi çabalarını görebiliyoruz. Bu da çağdaş sanatın öne çıkan formlarından biri. Post internet sanatında RTVR Kant'ın imaj objeleri 2011 tarihli post internetin önemli örnekleri arasında. Burada aslında baktığımızda biliyorsunuz bilgisayar ortamında renkler fiziksel ve dijital olarak RGB ve CMYK olarak ikiye ayrılıyor. Aslında bu renk skalasıyla oynadığı bir işi görüyoruz. Burada yeniden üretilebilirlik, baskı teknolojileri, çoğaltılabilirlik, geçicilik ve internet estetiği gibi konularla fiziksel alanda internet estetiğine gönderme yaptığı geçici nitelikteki çalışmaları var ve çok varyasyonlu. Yine post internet sanatından Seth Price'ın Çifte Av isimli çalışması. İsmi de aslında nükteden bir şekilde içeriye göndermeli. Lascaux mağarası, tarih öncesi Lascaux mağarası duvar çizimlerinin, mağara çizimlerinin ekran baskı tekniğiyle yeniden üretimi ve PVC üzerine basılması. Burada dikkat ederseniz malzemenin imkanlarından da oldukça iyi yararlanılmış. PVC'nin esnekliğinden yararlanılmış ve renk olarak da dijitale en çok popüler algımızda gönderme yapan açık yeşil ya da dijital yeşil kullanılmış. Burada tarih öncesi bir dönemle günümüz teknolojilerini bağladığı bir çalışmadan bahsediyoruz. Çağdaş sanat aynı zamanda eski konuları da yeni bağlamlarda değerlendirme kapasitesi anlamında oldukça zengindir.
Yine internet sanatından önemli bir isim Wu Kuxi'nin ASCII yani American Standardized Code for Information Exchange olarak uluslararası dilde olan ASCII kodunu değerlendirmesini görüyoruz. Burada St. George isimli bir binanın üzerine o binanın yüzeyini, o binanın renderı alınıp ASCII kodlarıyla oluşturulup yine aynı yüzeye yansıtılmasını görüyoruz. Yani kendine dönük, kendine referanslı bir çalışma. Kavramsal boyutu da var, görsel boyutu da var. Dijitale baktığımızda gelişmeler çok fazla. Örneğin Hugo Cassel Duper, Pierre Fautrel, Gotthard Vernier, Edmund Bellamy'nin hayali portresini GAN yoluyla yani Generative Adversarial Network'ler aracılığıyla yaptığını gördüğümüz algoritmik bir dijital sanat eseri olduğunu görüyoruz. Burada söz konusu olan 14 ve 20. yüzyıllar arası yapılmış portrelerin data seti alınıp daha sonra bir generatör ve bir diskriminatör yani imajı oluşturan ve imajı ayıran iki parametreyle birlikte imajın oluşturulduğunu görüyoruz. Ve 15.000 portre taramasından sonra generatör bu set bazlı imajı üretirken ayıran diskriminatör ise makine ile insan üretimi arasındaki imaj farkını denetliyor ve ortaya bu imaj çıkıyor ve çok büyük miktarlara da satılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam 432 bin dolar kadar bir rakama satılmıştı geçtiğimiz yıllarda. Çünkü dijital sanatın ilk örneklerinden bu anlamda. Ve ekoloji. Ekoloji konusu artık insan merkezciliğe yavaş yavaş geliyoruz. Umarım çok sıkmadım sizi. Pierre Higgin, Exomind'i arı kovanıyla kapladığı, başını arı kovanıyla kapladığı figüratif heykel çalışmalarından biri. Burada yine insan ve doğa sorgulamasını ve bütünleşmesini görüyoruz. Yine benzer şekilde Pierre Higgin Zoodram'ı burada oluşturduğu akuatik ekosistemle birlikte kendi kendine yaşayan, kendi kendine yeten, insanlık yok olsa dahi orada devam etmeye yaşayacak zoodram. Yani bu akvaryum serilerini yapmaya devam ediyor hala. Çok etkileyici işler. Ve gelelim insan merkezciliğe ve çağdaş sanatla insan merkezcilik arasında nasıl bir bağ var? İnsan merkezcilik dediğimiz şey insanın diğer varlıklara üstün olduğu yanılgısı. Bu bir yanılgı çünkü insan diğer varlıklara üstün değil. Bize bunu öğreten bir kültür. İnsan değerlerini ve yargılarını insan olan ve insan olmayan canlı ve cansız varlıklara yüklemeye çalışan da yine insan aklı. Hocam geçebiliriz bu arada. Yani dünya ile insan arasında kurulan hiyerarşik ilişkiden kaynaklanıyor. Aslında insanın kendini bu hiyerarşik ilişkide en üst konuma konumlandırmasından. Örneğin Sylvia Earle'in, kendisi okyanus bilimci, Antroposen Çağında Sanat isimli kitabından bir örnek. Dünyanın %70'i suyla kaplı olmasına rağmen sırf üzerinde yaşadığımız için ve bizim habitatımız bu olduğu için ona toprak, yeryüzeyi gibi anlamları olan Earth olarak adlandırmamız bir gezegen olarak oldukça insan merkezci bir tanımlama. Çünkü biliyorsunuz dilin kullanımı, düşüncenin kullanımıyla aynı. Ve sessizlik. TDK'ya göre ortalıkta gürültü olmama durumu ya da sükuttur. Ve insanın işitme aralığı 20 ile 20 bin hertz arasında değişirken bunun altındaki seslere impresyonik sesler diyoruz, üstündeki seslere ultrasonik sesler diyoruz. Demek ki insanın algılayamadığı bir ses durumu var. Ama biz buna sesin olmama hali diyoruz. Bu tanım da bence insan merkezciliği öne çıkarması anlamında oldukça önemli. Ve Turing testi, dijital alandan bir örnek. Sorgulayıcının cevabı verenlerden hangisinin makine, hangisinin insan olduğuna karar vermesi ya da verememesi için yapılan bir test aslında. Ve bu anlamda eğer ki sorgulayan kişi, cevapları veren taraflardan hangisinin makine, hangisinin insan olduğuna karar veremediği noktada buna pass human yani insan olmayı geçmek deniyor. Ancak insan olmaya geçmek makine için bir başarı mı? Çünkü makine bir makinedir, bir insan değildir. Ve makineye insan değerleri yüklemek oldukça antroposantrik ve bunu söyleyen de San Diego Üniversitesi'nden Benjamin Bratton isimli bir araştırmacı.
Yine felsefeye bakacak olursak, Platon'un tikel ve tümel varlık alanlarını ayırışı, mimesis teorisi, Descartes'in uzamsal ve uzam dışı varlık alanlarını ayırdığı res extensa ve res cogitans'ı, Kant'ın kritiklerinde dünyayı ayrıştırıcı dualist bir şekilde iyi kötü, doğru yanlış, güzel çirkin olarak ayırması ve modern dünyanın temelinin bu şekilde atılması, bu batı düşüncesiyle atılması, insan merkezciliği hızlandıran düşüncelerden. Yine en temel örneklerinden Leonardo da Vinci'nin Vitruvius adamı. Burada insan doğa bütünleşmesini görebiliyoruz, evren ve insan formu birliğini görebiliyoruz. Ancak bunun kadar sanat ve tasarımda ideal ölçüler için baz alınacak şeyin insan vücudu ve hatta insan vücudu olması yetmiyormuş gibi ideal insan vücudu olmasını görüyoruz. Yani aslında sadece insan ve insan olmayanlar arasında değil, aynı zamanda insan ve öteki insanlar arasında bir ayrıma neden olan düşüncenin temellerinden olduğunu düşünüyorum. Örneğin Kant'ın korelasyonizmine göre nesne akla uydurulur. Akıl objeye değil. Ancak çağdaş kıta Avrupası'nın söylemlerinden biri de ki bunların başında Graham Harman gelir. Nesne önelikli varlık anlayışı korelasyonizmi reddedip şeylerin yani algıladığımız her şeyin, dış dünyadaki her şeyin insan algısından bağımsız bir varlığı olduğunu öne sürer. İşte kültür-doğa ayrımı da bu insan merkezci düşüncenin sonuçlarından ya da belki sebeplerinden biri. Tümelleştirilmiş ve aşkın bir varlık alanına olan inançla doğanın kutsallığını yitirmesi ve insan lehine sonuçlanması, doğa ile insan arasındaki etkileşimin bir savaş haline dönüştürülüp insan lehine sonuçlandığı yanılgısı. Ama biliyorsunuz ki su krizi yakın, ekolojik felaketler zaten sürekli oluyor. Küresel ısınmadan bahsediyoruz. Ve şu anda bir pandeminin içerisindeyiz. Bunların hepsini düşündüğümüzde aslında insanın hiyerarşik olarak üstün olduğu anlayışının felsefi olarak da ne kadar büyük bir yanılgı olduğunu görebiliyoruz. Bir diğer örnek, örneğin gerçekten var olduğuna inanamayacağınız 42 nadir bulunan 10 hayvan. Bu da insan merkezli düşüncenin en popüler örneklerinden biri bana göre. Çünkü başka bir coğrafyada gözden uzak olarak yaşaması ve onu daha önce görmemiş oluşumuz onun gerçek olmadığına inanmamız için yeterli bir kanıt değil. Aksine bu insan merkezci bir düşünce. Hatta belki bizden çok daha gerçekler doğaların yaşamaları anlamında. Yine Book of Wisdom'dan bir örnek. İnsan 16. yüzyılda diğer varlıklara göre en üst seviyeye konumlandırılmış. Ve antropomorfizm yani insan biçimcilik. Sanatta bu da çok karşımıza çıkar ve ben antropomorfik işlere karşı sempati beslenmesini kişisel olarak anlayamıyorum. Çünkü insan değerlerini, görünüşünü, duygu ve niyetlerini insan olmayan varlıklara aktarma aslında. Hani buna farklı bir açıdan insan ve hayvan bütünleşmesi olarak da bakabilirsiniz. Ama genel olarak değerlendirme insan değerlerini hayvan değerleriyle bütünleştirme, hayvanların konuşması, insan değerlerine göre davranması, insan gibi giyinmesi, ayakta durması, bunların hepsi aslında insan merkezli uygulamalar. Ve insanlığın doğaya üstünlüğü ve insan doğa bağı illüzyondan ibaretse, doğa ile insan arasındaki bu etkileşim kelimesini hükümsüz kılacak şekilde doğaya entegre olmuş bir kültür ile bu postmodern yabancılaşmanın ve yaşadığımız çağdaş varoluşsal kaygıların üstesinden gelinebileceğini düşünüyorum ve bu yüzden benim pratiğimde bu yönde ilerliyor ve bu yüzden birazdan göstereceğim insan merkezli olmayan arayışlarda olan çağdaş sanat örneklerini seçmiş bulunmaktayım. Ve Rudolf Kaiser Tanrı Taş Duyurusu'nun kitabında bir insan hiçbir zaman rüzgarın ayak izlerini silemeyeceği kadar sert basmamalıdır der. İnsan merkezci olmamanın çok güzel bir örneği. Bu da benim New York'ta çektiğim bir fotoğraf. Arkada flu şekilde gördüğünüz gökdelenler ve ön tarafta doğal bir şehir aslında. Kendi ekolojisi içerisinde var olan bir şehir. Ve bu yüzden sormak istiyorum yani hangi şehir, hangi şehirdeyiz aslında. Geçebiliriz hocam. Şimdi gelelim asıl konumuza insan sonrası yani post-human estetik teoriler.
Bunlardan bazıları yeni materyalizm, sibernetik, nesne yönelimli varlık anlayışı, hiperobjeler ve spekülatif estetik. Bunlara teker teker bakacak olursak çok kısa olarak fikir oluşturacak şekilde. Posthümanizmin ne olduğuna geçmeden önce transhümanizmin ne olduğuna bakalım. Biliyorsunuz post kelime anlamıyla sonradan gelen ya da kendinden öncekine tepkili olan anlamlarını taşır. Trans ise hümanizmin içinden geçen, onu farklı bir boyuta taşımaya çalışan bir öğreti. Buna göre transhümanizmin posthümanizme göre daha geniş bir kavram olmasının sebebi insanın biyolojik sınırlarını aşma çabası ve nanobiyoteknolojik ilerleme ile birlikte artık insanın varlık alanını dünya üzerinde genişletme ama bu genişletmeyi yaparken de diğer varlıklarla bütünleşme çabası kapsamında olması. Yorumlamaya çok açık. Transhümanizmi insan merkezcilik ya da insan merkezci olmayan yaklaşımlarla farklı şekillerde ele alabilirsiniz. Gelelim posthümanizme. Örneğin transhümanizm örnekleri. Kontakt lensler ya da işte prostetik cihazlar, işitme cihazları, protezler, protez organlar. Bunlar aslında hepsi bilimle birlikte, hatta bilim ve tasarımın ve sanatın birleşmesiyle birlikte oluşturulmuş transhümanist denemeler. Ve güncel bir örneğine bakacak olursak sonraki slaytta başarılı olup olamayacağını önümüzdeki yıllarda hep birlikte göreceğiz. Elon Musk'ın Neuralink projesi. Yani insanın beynine yerleştirilecek olan arayüzlerle, çipsel arayüzlerle birlikte bazı Alzheimer gibi bazı hastalıkların iyileştirilebilmesi kaygısıyla insan beynini daha yakından tanımaya odaklı bir yapay zeka ve insanın biyolojik ve teknolojik anlamda birleşimini öne süren bir proje. Bu da transhümanizmin günümüzdeki en güncel görünümlerinden. Ve diyoruz ki teknolojik gelişmeler, robotların icadı ve gelişmesi, uzay çalışmalarının ilginin insandan uzaklaşıp insan olmayan varlıklara yönelmesini sağladı. Ve aslında benim çağdaş sanat ve insan merkezci olmayan düşünceleri posthümanizm çatısı altında birleştirmemin sebebi de bu. Rönesans ve hümanizm, daha sonra 18. yüzyıl aydınlanması, daha sonra gelen bilginin kaynağını akılda bu arayan rasyonalizm ile bilginin kaynağını deneyimde arayan empirisizmin oldukça köklü etkisi felsefeye ve daha sonra gelen modernizm ve postmodernizm ile birlikte artık posthümanizmi konuşuyoruz ve posthümanizm aslında ötekilik etrafında şekillenen bir felsefe ya da öğreti. Posthümanizmin kaygıları nelerdir? Bu kaygıları aynı zamanda posthümanist çağdaş sanatta ya da insan sonrası çağdaş sanatta da görebiliriz. Katı, tanımlı insan perspektifinden kurtulma, insan algısının ötesini keşfetme, etik, adalet, sosyal sistemler, dil ve türler arası iletişimde paradigma değişimlerini öne sürme, bedenin fiziksel sınırlarını aşma, bilim, teknoloji, sanat ve tasarım arasındaki sınırı kaldırma ki bu da interdisipliner özelliğini gösteriyor zaten. Bedenin teknolojiyle entegrasyonu sadece görsel olan ile değil, mekanik, biyolojik, kimyasal, fiziksel olan ile de ilgilenme ve duyusal ekipmanımızın, duyusal kapasitemizin artırılması gibi söylemleri olan bir öğreti. Hemen örneklerine bakalım. Örneğin Orlan, performans sanatçısı, bir dizi estetik ameliyat geçirerek ve kendini prostetiklerle farklı kimliklere döndürerek kendini hibridleştirdiği otoportrelerinden oluşan kişisel hibridizasyon serisi var Orlan'ın. Ve bu da aslında beden politikalarına dair ve aynı zamanda feminist ideolojilerle birleşmiş çalışmalar bütünü olduğunu söyleyebiliriz. Ve tabii ki estetik ameliyatlar kapsamında tıp ve biyolojinin, biyomühendisliğin de işin içine girmesiyle birlikte. Gelelim sibernetiğe. Sibernetik 1940'larda MIT matematisyeni Norbert Wiener tarafından ortaya atılmış bir kavram ve en temel haliyle insan ve insan dışı varlıkların ki bunlar nedir? İnsan, hayvan, makine, bitki, bakteriler, mantarlar, protistalar, diğer yaşam formları ve hatta cansız varlıklar, taş, toprak, bunların hepsi ya da mikrobik düzeydeki canlılar. Bunların hibritleri, karmaşık yapılarını geri bildirim ve kontrol mekanizmaları aracılığıyla analiz eden disiplinler arası bir sistem. Bilimde ve sanatta oldukça güzel uzantıları olan bir yaklaşım.
Hemen sanattan bir örneğini görelim. Örneğin Namjoon Paik'in artık ikonlaşmış bir işi. TV bu da. Burada bir batı ikonu haline gelen televizyonun ki 74 yılını düşünürsek o zamana göre televizyonun yeni yeni her eve girdiği ve yaygınlaştığı yıllar. Bir batı televizyonu, batı icadı olan televizyonun doğu ikonu olan Buda heykeliyle bir arada bulunmasını görüyoruz. Ve burada yine sibernetik nosyonları estetik olarak ele alınmış ve aynı zamanda fonksiyonel olarak ele alınmış. Bir açık sistemle ve real time, gerçek zamanlı kayıtla birlikte kamera Buda'nın video çekimini yaparken aynı şekilde analog sinyaller bunu ekranda yansıtıyor ve bu da aslında bir batı icadı üzerinden kendi imgesini izliyor konumunda yerleştirilmiş. Bu anlamda sibernetiği sorgulayan ve sibernetiğe yeni vizyonlar açan bir estetik çalışma olduğunu görebiliriz. Gelelim nesne yönelimli varlık anlayışı, yani OOO, Object Oriented Ontology. Genellikle insan olmayan hayvanların ve varlıkların gerçekliğini, dünyadaki etkinliğini ve özel hayatlarını anlama çabasıyla yaklaşır sanatçılar, bu alanda çalışan sanatçılar ve bilim insanları ve filozoflar. Graham Harman öncülüğünü yapan kişilerden biri ve hiçbir şey parçalarına ya da etkilerine indirgenemez gibi bir söylemle hareket ediyor. Objelerin sübjektif algıya hitap ettikleri takdirde gerçek olduğunu savunan 20. yüzyıl fenomenolojisine karşın nesnelerin insan algısından bağımsız varlıkları olduğunu savunuyor. Ancak burada nesne olarak kullandığımız şey geniş anlamda. Yani birazdan söyleyeceğim, bahsedeceğim gibi göç ya da küresel ısınmada bir nesne olarak ele alınabiliyor. Bu insan merkezci algının dışına çıkmanın pratikleri, sanat karşılığındaki pratikleri neler? Bunlara bakalım. Örneğin Eduardo Navarro'nun New Museum'da yaptığı Timeless Alex, Zamansız Alex isimli performansı ve bu performansta kullandığı parçaların heykel olarak sunumu. Pinta Adası'nda 71 yılında keşfedilen son Galapagos kaplumbağasından esinlenerek yapılmış bir çalışma. Bu kaplumbağanın kabuğunun heykel modeli, gerçek boyutlarda bir heykel modeli ve deriden yapılmış cilt ve yüz maskesini giyerek sanatçının yaptığı bir performans var. Burada yapmaya çalıştığı şey insan algısından, insanın zaman algısından çıkıp kaplumbağanın hızını yakalamak ve insan olmayan hayvanlarda olduğu gibi zamansız bir zihne ulaşmak. Yine Pamela Rosenkranz'ın 2015 yılında Venedik Bienali'nde yaptığı Our Product, Bizim Ürünümüz isimli çalışması. Buradaki maddeler, malzemeler, silikon, avion su, Viagra gibi ve bunun gibi birçok maddenin karışımı ile oluşturulan kimyasal bileşik. Ortaya çıkan renk ise sarkastik bir şekilde standartize ve idealize edilmiş Kuzey Avrupalı ten rengi ve çağdaş reklamcılıkta ilgiyi çekmek için kullanılan renk. Bu rengi objelerde araması onun nesne yönelimli varlık anlayışına yakın durduğunu gösteriyor aslında. Ve röportajlarından birinde işi anime etme yani iş hakkında konuşma kaygısı olmadığını söylüyor. Çünkü iş zaten kendi hareketiyle içeriğindeki kimyasal unsurların merak uyandırmasıyla ve direkt olarak insan varlığına gönderme yapmasıyla kendini var eden bir işe dönüşüyor. Bu anlamda da nesnelerin gücünden, insan algısından, bağımsızlığından bahsedebiliyoruz. Hiperobjeler. Yine oldukça ilgimi çeken bir konu ve çağdaş sanatta örneklerini görebiliyoruz. Özellikle son zamanlarda bu konular üzerine Avrupa'da ve Amerika'da çok fazla sergiler açılıyor. Zaman ve mekana yayılmış, Timothy Morton'un attığı bir kavram bu arada. Zaman ve mekana yayılmış, gözlemleyen kişiye göre göreli, çok büyük boyutlarda ve etkileri üzerinden gözlemleyebildiğimiz objeler. Örneğin küresel ısınma. Yani yıllar önce küresel iklim krizi dememek etik bir problem değilken, şu anda küresel iklim sorununa kriz dememek bilimsel ortamlarda, bu konunun tartışıldığı bilim ve sanat ortamlarında artık etik olarak yanlış karşılanan bir duruma dönüşmüş durumda. Çünkü bu bir kriz. Artık kriz olmadığını iddia edemiyoruz. İşte küresel ısınma bu anlamda bir hiperobje. Ya da göç sorunu. Etkilerini yıllar üzerinden kültürel değişimlerden gözlemleyebiliyoruz. Hayatımıza dokunduğu noktalar üzerinden gözlemleyebiliyoruz. Bu anlamda Timothy Morton bunların da hiperobjeler olduğunu söylüyor ve çağdaş sanat anlamında sanat eserinin klasik yorumlamanın dışında parçalarına, materyaline, onu üreten kişinin hayatına indirgenemeyeceğini söylüyor. Bu şu ana kadar öğretilmiş ikonografik, ikonolojik, semiolojik,
ve hatta Freudian görüşlere karşı bir görüş aslında, insan algısından bağımsızlaştırmak üzerine. Ve sanatçılar da insan algısından bağımsız şeyleri gözlemleme yoluyla onları oldukları gibi gösterme eğiliminde, ki aslında kökenlerini minimalist sanatta ve kavramsal sanatta görebiliriz. Örneğin Makoto Fujimara'nın Su Üzerinde Yürümek, 11 Mart 2011 Tohoku depremi ve tsunamisinden zarar görenler için yaptığı fotoğrafik serisi, küresel iklim krizi ve bunun karşısında insanın dayanıklılığı ve bununla bir şekilde etkileşim halinde yaşamak durumunda olduğuna dair eleştirel bir işi, doğal gözleme dayanan fotoğrafik çalışması. Ya da oldukça ilgimi çeken başka bir iş, Rose Leahy ve Amanda Baum sanatçı ikilisinin Host, yani ev sahibi, 2019 yılında Nesne Yönelimli Varlık Anlayışı isimli bir sergide yaptığı bir çalışması. İç mekanlarımızdaki biyolojik çeşitliliğin azalmasına tepki olarak kaplara mikrobik yaşam üniteleri koyup insan sağlığına zararlı olmayan, biyolojik çeşitliliği iç mekanlarda artıracak olan mikrobik üniteler koyup bunları kablolar aracılığıyla özel üretim, gözenekli, biyo alıcı zemine ve buhar yoluyla havaya karıştırıp insanlarla etkileşime geçirdiği bir çalışma. Hijyen hipotezine göre steril şehir ortamları ve iç mekanlarımız alerjik ve bağışıklık sistemine bağlı rahatsızlıkları çoğaltıyor. Ki ben bunun güncel örneklerinden birini pandemi sürecindeki aşırı sterilizasyonla kedi alerjisi geliştirmekle yaşadım. Memeli hayvan olarak insan ve mikrobiyom simbiyosisine, yani ortak yaşamına dayanan fonksiyonel ve estetik bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Burada insan algısının ötesinde ihtiyaç duyduğumuz mikrobiyolojik organizmaların estetiğe katılması söz konusu. Yine biyosanat alanında biyomimikri, yani sanat ve tasarımda biyolojik formları ve işleyişi örnek alan sanat olarak görebileceğimiz biyosanat alanında bilim-sanatçı ikilisi Oron Katz ve Ion Atsur Avustralya'da çalışmalarını sürdürüyorlar ve ödüller aldılar bu alanda. Yarı Yaşayan Biftek isimli 2000 yılında yaptıkları bir projeleri var ve hala devam ediyor. Laboratuvar ortamında geliştirilen dokularla yaptıkları bir iş. Doku mühendisliği ve sanat birleşimi anlamında tam bir çağdaş sanat örneği ve kuzudan doğum öncesi alınan iskelet kası hücreleri ile oluşturulan 3D kültür biyoreaktörüne alınıp buzağı serumuyla beslenmeleri hibridizasyonu ile oluşturulmuş bir iş. Ve bunu yapmalarının sebebi gerçekten bir hayvanı öldürmeden acaba yiyecek endüstrisinde et üretebilir miyiz? Doğal et üretebilir miyiz? Yiyecek endüstrisi eleştirisi ve etik sorunlar birlikte getiren bir çalışma. Gelelim son olarak spekülatif estetiğe. Çağdaş sanatın kavramsal ve duyusal olanı birleştirmesinin bir örneği. Hala tartışmalı, bununla beraber sanatın alımlanmasında insan yorumunun önemsizliğini vurguladığından çağdaş bir antiestetik eğilimi olarak görülebilir. Ve aynı zamanda çağdaş sanatın estetik fobisine dair yaklaşımı olan, hibrit formların arayışında olan bir estetik türü. İnsan algısından bağımsızlığı savunurken bir şekilde insanın düşündüğü her şey yine insan aklından çıktığı için kaçınılmaz olarak doğası gereği spekülatif kalacağını öne süren, en azından benim böyle yorumladığım bir estetik anlayışı. İmaja estetik aracılık olarak yaklaşılıyor bu yaklaşımda. İmajı dünyanın sınırlayıcı politik, ekonomik, dışsal güçlerinden bağımsız olarak değerlendiriliyor ve temel sorusu düşünce, insan haklarının ürünü olmayan düşüncelerle nasıl iletişim kurabilir? Yine insan, insan olmayan düşüncelerle nasıl iletişim kurabilir? Buna işte kozmolojik çalışmaları ya da uzay çalışmalarını, astrolojiyi, birçok hayal ürününü farklı gerçeklik boyutlarına indirgemek ve bu farklı gerçeklik boyutlarını o seviyeye çıkarma çabası olarak da görebilirsiniz. Yani kararsız, önceden belirlenmemiş, aklın ve kültürün tanımladığı kavramsal sınırlardan bağımsız, deneysel, yeni materyaller ve formalizmler peşinde. Yeni bir tanım yapma peşinde spekülatif estetik ve spekülatif realizm. Hemen örneklerine bakalım. Örneğin yine geçtiğimiz İstanbul Bienali'nde sergilenen Ernst Haeckel'in hayali olarak oluşturduğu ve 19. yüzyılda yaptığı kitabından, Doğa Formları kitabından, sanat kitabından bir
Yosun hayvanları çizim örneği. Burada hayali türlerin kurgusal sınıflandırılmasını ve çizimlerini görüyoruz. Eğer rasyonalizm ve insan düşüncesini, insan hayal gücünün ve imajinasyonunu spekülatif olarak değerlendirirsek, spekülatif sanatın klasik yöntemle yapılmış güzel örneklerinden biri olduğunu görürüz. Yine Philip Ferrano, A Time Colored Space isimli 2017 yerleştirmesi. Bu serginin içerisinde ses var, mimariyle fonksiyonel bağlantılar var, helyumla doldurulmuş balonlar var ve her şey sürekli hareket halinde. Zaten kendisi de web sitesinde işlerini obje olarak sunmayıp sergi olarak sunuyor. Çünkü bu işe bir deneyim olarak bakıyor. Bir besteleme biçimi olarak fügden, müzikal bir terim olarak fügden etkileniyor ve Massage'in kompozisyonel anlam için kendini tekrarlamasından yola çıkarak objelerden değil ama onların zaman ve mekanla bağlantılı olarak düzenli bir şekilde tekrarlanmasından oluşan görsel kompozisyonlar oluşturmaya çalışıyor. Yani müziğin görsel alana spesifik bir alandan translation'ı diyebiliriz bunun için, aktarımı diyebiliriz. Yani objeler kendi hareketleriyle kendi mesajlarını yaratıyorlar ve sanatı ve sergiyi kendini üreten self-generating formlar olarak görüyor. Bu anlamda da spekülatif kalıyor işleri oldukça başarılı bir şekilde. Yeni materyalizmlerse yine insan olmayan cansız varlıkların veya bütün cansız varlıkların animizme yakın bir şekilde kendi ruhları, dinamizmleri, algıları olduğundan hareketle mevcut materyalizmleri eleştirel yaklaşan, yeni tanımlar peşinde olan bir anlayışlar bütünü aslında. Bunun içerisine maddesizleşme anlamına gelen dematerializasyon da giriyor aslında. Bu konuda bir görüş birliği yok. Teorileşme aşamasında ve yapım aşamasında bu. Prodüksiyon aşamasında aslında bu alanı kafaya takan estetik çalışmalar ve nesnenin yeniden şekillendirilmesi bağlam olarak en çok karşımıza çıkan konulardan biri. Örneğin Eva Mekin bu çerçevede yapılmış bir sergideki embossment işi, Pointless işi 2018 yılında tekstil, plexi, ahşap ve alüminyum gibi malzemeleri bir araya getirerek İnsana benzeyen ama aynı zamanda hayvana da benzeyen bir form oluşturulması, cinsellikler arasında gelip giden bir cinsiyetler arasında gelip giden bir form oluşturulmasını görebiliyoruz. Burada tam bir yapı bozum örneği olduğunu da görebiliyoruz. Yeni materyalist yaklaşım dahilinde. Ve bir diğer örneği Gustav Metzger'in Liquid Crystal çevresi, yani sıvı kristal çevresi. Burada kristaller, yine otoyıkım söz konusu. Cam tabakaları genellikle bütün işlerinde otoyıkım ve süreç olarak maddelerin kendini yok etmesi hakim sanatçının işlerinde. Cam tabakaları ve projektörler arasında yerleştirilmiş ısıya duyarlı sıvı kristalleriyle yapılan bir çalışma. Ve ışıktan zaten bu sıvının hareketini algılayabiliyoruz. Kristaller ısıtılıp çoğaldıkça renk değiştiriyorlar. Çeşitli slaytlarda üretilen desenler daha sonra hepsi bir bilgisayar programının kontrolü altında sergi alanı etrafındaki ekranlara eş zamanlı olarak yansıtılıyor. Ve bu anlamda maddesel dönüşümü maddenin kendi formuna karar vermesi anlamında yeni bir materyalizm peşinde olduğunu söyleyebiliriz. Klasik dönüştürme modellerinin ötesine geçerek. Ve tüm bu açıklamalardan sonra son olarak kendi işlerimi ve neden bu konulara değindiğime dair ufak bir sunum yapmak istiyorum. Örneğin geçtiğimiz sene 2020'de doğal ve yapayın sınırlarını zorladığım Simule isimli video enstalasyondan bahsetmek istiyorum. Burada grid sistemiyle oyulmuş taşlar, Arduino isimli verilen o açık kaynaklı olarak kullanılabilecek en temel teknolojilerden biri olan Arduino ile videodaki rüzgar hareketini taklit eden, 3 parametreyle taklit eden yapay otların bulunduğu bir enstalasyon. Yine taşların doğa içerisinde simetrik düzende bulunması ancak dokunulabilir fiziksel ortamda doğada olduklarına yakın, nerede olacaklarına kendileri karar verecek şekilde yerleştirilmeleri, tamamen fırlatmayla oluşturulmuş bir şekilde karar verdikleri bir çalışma. Yine dijital ve fiziksel arasındaki sınırları da sorguladığım bir çalışma aynı zamanda. Bir diğer örnek, dijital imajın fiziksel deneyime duyarsızlaştırması kaygısıyla oluşturduğum Hypernetic Markup Reality isimli çalışma. Bunda
2015 yılında İstanbul'daki, pardon, 2013 yılında İstanbul'daki Kurban Bayramlarından birinde kurban edilmekten kaçarak kan gölü içerisinde gözleri bağlı bir şekilde hapsolmuş, çok tepki getiren, sosyal medyada çok tepki alan bir imajı sosyal medyaya koyup daha sonra sosyal medyadaki o anki varlığını işaret eden HTML, HTML kodlarını çıkarıp fiziksel alana taşıdığım, translate ettiğim bir çalışma. Burada aslında söylemek istediğim şey, sürekli ekranlarımızda bilgilere ulaşıyoruz. Instagram'da 10 saniyede bir bilgi değişimi ve duygu değişimine tanık oluyoruz. Bunun içerisinde hem bilgi bombardımanı ile birlikte fiziksel imaja karşı duyarsızlaşma tehlikesi oluyor. Hem de gelen bilgiyi sindirme ve doğal olarak doğru bilgiden kaçınma ve yanlış bilgiye yönelme gibi kavramlar, tehlikeler ortaya çıkabiliyor. İşte bu dijital imajın etkisini fiziksel alana taşıyıp izleyicinin imajın içinde hissetmesini sağlamak istediğim ve bunun gerçeklikte bir karşılığı olduğunu, bu fotoğrafı paylaştıktan sonra bir doğum günü kutlaması paylaşmanın aslında son derece absürt bir durum olduğunu göstermek istediğim bir çalışmaydı. Eleştirel bir çalışma. Ve son olarak yine insan algısı dışında zaman ve mekan algısı peşinde koştuğum, spekülatif estetik anlamında yakınlıklarımı gördüğümü düşündüğüm bir çalışma. Varsayılan Ayarlar, Varoluş isimli 2016 yılında Syracuse ve New York'ta gösterdiğim bir çalışma. Buna göre istilacı bitki türleri yapay doğal ortamlarından uzakta, hatta insan kültüründe galeri ortamında özel izinlerle ortama getirilecek şekilde tehlikeli olan istilacı türlerin iç dış ilişkisi içerisinde iç mekanlarımıza getirilmesi, ama bunun yanı sıra aynı akvaryumun okyanus içerisinde doğa tarafından, su tarafından kapsanması ile iç dış ilişkisini sorguladığım ve aynı zamanda 2 saniye kadar bir süre içerisinde dünyadaki tüm yönleri, ara yönleri de gösterecek şekilde hareket eden bir saat mekanizmasının, bir kinetik heykelin yer aldığı zaman ve mekan algısını, iç dış ilişkisini, bu dualitenin birleştirici yorumlanmasını öne sürdüğüm deneyimsel bir çalışma vardı. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım faydalı ve eğlenceli olmuştur sizin için. Vaktiniz için de çok çok teşekkür ederim. Sevgili Ozan, ağzına sağlık. Teşekkürler Çok iyi hocam. anlattın, hani böyle ağzına kıl dolaşmadan bir şekilde tanımladın, slaytları arka arkaya dizdin. Gerçekten şöyle bir düşünüp sorulacak çok soru var ama üzerine biraz hazmedilmesi gerekiyor. Bu bağlamda önce konuklarımıza sorayım, acaba sormak istedikleri bir soru var mıdır? Şuradan. Evet, mikrofonunuzu kullanabilirsiniz efendim. Eğer soru sormak istiyorsanız host olarak sizin mikrofonunuzu kullanmanıza izin veriyorum. Yazmaktan daha kolay sorular geliyor. Evet, sorumuz var mıdır? Soru ya da yorumlar eğer O zaman ben bir şöyle başlayayım sevgili Ozan. Çok güzel bir profil çizdin. Hani modern sanat, sonra işte daha sonra çağdaş sanat arasındaki ilişkiler. Sonra bir anlamda şeyi düşündüm. Sanatı izlemek, sanatı üretmekten daha da zorlaşmış artık. Çünkü hani sanata izleyen daha bilinçli olmak durumundaki üretilen işin hangi sınıfa, hangi kategoriye girdiği ve nasıl tanımlanması gerektiği ve sanatçıyla üretilen iş üzerinden nasıl ilişki kurulabileceği üzerine sanatseverlerin de sanatı tüketenlerin de bayağı mesai harcamaları gerekiyor. Bu anlamda o önemli. Sonrasında hani bir şekilde ben de sanat tarihçiyim, bu işlerle bir şekilde ilgileniyoruz tarihiyle, ama daha sonraki süreçte sanatçıların hani yaşama ve dünyaya daha fazla kafayı taktıklarını görebiliriz, en azından ürettikleri işlerle. Sen de bu anlamda buna takmış görünüyorsun. Peki ürettiğin işlerin etkisi üzerine düşünüyor musun? Nasıl bir etki bırakmasını istiyorsun? Yoksa sen bu işi ürettin, mesajını verdin, kaygılarını karşı tarafa ilettin, topluma ilettin, mal ettin bir şekilde topluma ve bu anlamda bir doyum hissediyor musun? Yoksa
yani kafandaki düşünceyi ya da yapmak istediğini gerçekleştirmek için, o mesajı daha da net bir şekilde vermek için farklı etkinliklere giriyor musun? Tabii ki yani ama öncelikle o istediğim etkiyi aramak çok kişisel düzeyde aslında. Yani bir şekilde sizden gelen bir düşünce ya da duygu yoğunluğu var ya da bir şeyi hissediş var ve öncelikle onu yakalamaya çalışıyorum hocam. Yani bunu aslında hep tartışıyoruz ya sizinle. İnsan merkezcilikten bu anlamda da nasıl kurtulabilirim diye. Aslında bu tez de, bu çalışmalar da, bu araştırmalar da yaşam pratiğim içerisinde de etkisi olan ve payı olan şeyler. Ve doğal olarak bu pratikten neler çıkıyorsa, nasıl algı değişimleri yaşıyorsam bunları yansıtmak istiyorum. Ve öncelikli kaygım da bu algı değişimlerini ziyaret eden insanların da yaşamasını sağlamak, izleyicilerin de yaşamasını sağlamak. Ama tabii ki bu mutlaka bir direktif doğrultusunda değil. Çünkü ben de bana düşünce alanları açan sanatı severim. Oradaki ruh ve heyecan oradan gelir aslında. Yapmaya çalıştığım da şey bu aslında. Gördüğüm iyi işlerdeki etkiden tabii ki etkileniyorum. Keşke ben de böyle etki yakalasam dediğim işler oluyor ve bunlar üzerinde ilerlemeye çalışıyorum. Yani değişkenler çok fazla. Ama insanların benim söylemek istediğim şeyin dışında bile olsa düşüncenin ötesinde bir histen yakalayıp kendi hayatlarındaki herhangi bir yabancılaştıkları unsuru fark etmelerini sağlamak istiyorum aslında. Yani bu kendi ilişkileri olabilir, duygusal ilişkileri olabilir, toplum içerisindeki ilişkileri olabilir, arkadaşlık ilişkileri olabilir, mesleki ilişkileri olabilir, doğaya çıktıklarında, gittiklerinde hayatla kurdukları bağ olabilir. Yani bir şeyleri sorgulatacak ve daha otantik bir hayat yaşamalarını sağlayacak varoluşçu kaygılarla yaklaşıyorum bu durum aslında. Peki, ama öyle büyük idealizmlerden uzağım zaten biliyorsunuz. Yani bu biraz Ben biliyorum da hani katılımcılarımız da bir anlamda bunu algılasınlar diye. Bir de hani insan merkezcilik, merkezciliğin dışına çıkmak, merkezin dışına insanı itmek ya da merkeze her şeyi sokmak ya da her şeyi merkezin dışına almak bağlamında. Senin o insan merkezciliğe, o eleştirel yaklaşımın bir anlamda doğayı yüceltmek mi? Yoksa insanı unutmak mı, insanı bir kenara koymak mı? Yoksa doğayla insan arasında bir uyumu sağlayıp, hep tartıştığımız konular aslında bunlar bir anlamda, birlikte var olmaya yönelik bir düşünceyi seslendirme mi? Sonuncusu hocam, yani uyum ve denge. Bence uyum ve denge dünyanın temel kavramı. Ki zaten Doğu felsefesinde birçok öğretinin altında da bu var. Uyum ve denge. Yani dualite dediğimiz şeyin aslında birbiriyle zıt gibi bile gözükseler birbirlerini var etmeleri aslında. Tek başlarına var olmamaları, tek bir form olarak ortaya çıkmaları ki aslında insan ve doğa farklı şeyler değil. Bizim farklı olduğumuzu öğreten şey bize kültür aslında. İnsan ve doğa diyoruz. Ve demek bile yanlış aslında çoğu zaman ama hani farklı kültürel kalıp bazı kültürel kalıplar içerisinde iletişim kurmak durumunda olduğumuz için bunları kullanıyoruz. Mesela insan ve doğa bağı. Bağ nedir? Farklı iki şey arasında vardır. Ama biz farklı değiliz ki. O yüzden bağ kelimesine de gerek yok aslında. Ama umarım hani insanlık ileride bir gün böyle bir aşamaya gelecektir. Ben doğayı yüceltme çabasında değilim. Aksine o sublime dediğimiz yüceden çok etkilenmiyorum. Çok idealizmlerde değilim bu konuda. Aksine her şeyin birbirine göre anlam ifade ettiği materyal bir düzenden etkileniyorum. Örneğin bir ağacın büyük, bir ağacın küçük olması ota göredir. Ya da iki ağacın birbirine göre, konumuna göredir. Hiçbir şey özünde büyük ya da küçük diyemeyiz. Bu sıfatlar aslında hiçbir şeye yakışmayan sıfatlar. Belki bunların ötesini aramak. Doğa bize karşı kayıtsızdır. Yani doğa romantizasyonlarına da biraz uzağım açıkçası. Yani şu anda dışarıda inanılmaz soğuk bir hava var ve sıcak bir ortamdayım. İşte yapay ışığım var. Kamerayla dünyaya bağlanıyorum. Bu çok güzel bir şey. Ama birazdan dışarı çıkıp hava almak da isteyeceğim. Ama sürekli bütün gece dışarıda kalamam. Hatta donma tehlikesi geçirebilirim. Yani doğa bize karşı hiçbir şey hissetmiyor aslında. Genlerimiz gibi. Yani gen bencildir gerçekten de. Genin tek yapmak istediği şey yaşamaktır. Var olmaktır. Yani aslında koronavirüse de böyle yaklaşıyoruz. Bir düşmanmış gibi. Hayır, aslında kendimizdeki düşmanlığı projekte ediyoruz. O sadece var olmaya çalışan ve yaşamaya çalışan bir virüs. Yani virüsün biyolojik olarak yaptıklarının ötesinde kültürel olarak yaptıklarına bir bakın. Çok daha yıkıcı.
Bunu insan yapıyor aslında, virüs yapmıyor. Bu yüzden ben de doğaya karşı kayıtsız yaklaşıyorum. Okey, teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum, sağ ol. Sağ olasın. Evet, sayın konuklar, sayın katılımcılarımız, sorusu olan var mıdır? Yorumda bulunmak isteyen var mıdır? Mikrofonları açtım, kullanabilirsiniz. Sanırım kullanabiliyorsunuz. Evet. Merhabalar hocam, sesim geliyor mu? Sesiniz geliyor, sesiniz geliyor. Merhabalar, öncelikle tebrik etmek istiyorum. Gerçekten çok çok güzel bir sunumdu. Bayağı bu konuda pek bir şey bilmediğimizi gördüm. O açıdan çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok güzel oldu. Zaten biz de daha önce Mehmet hocamızla olan derslerden yakınlaştık sanat alanına. Böyle çok güzel oldu sizinle de tanışmak bu vesileyle. Aynı şekilde. Şimdi benim kafama bir şey takıldı. Tabii bu belki bir soru değil ama belki birlikte düşünülecek bir şey. Şimdi insan merkezci olmayan sanattan bahsediyoruz ya da işte sanatın insan merkezcilikten çıkması vesaire gibi. Ama şu geliyor aklıma, şimdi insan tarafından üretilen her şeyin aslında hep insan bakış açısıyla yapılmaktan gerçekten kurtulabiliyor muyuz yani sizce? Hani yine bir insan olarak yaklaşıyoruz her şeye, ürettiğimiz her şeyde de bir insan emeği, düşüncesi, bakış açısı var. Dolayısıyla hani tamamen bağımsız işte insan dışında ya da insandan uzak ya da insanı merkeze bir şekilde koymayan bir şey üretmek ne kadar gerçekçi sizce? Hocam çok güzel bir soru. Bunu biz de Mehmet Hoca ile çok tartışıyoruz ve ben kendi içimde de çok tartışıyorum. Öncelikle insan merkezcilikten kastım insanın olmadığı ya da insandan tamamen bağımsız ya da insan türüne nefretle yaklaşılan bir konu değil aslında. Tabii ki ben de insanım, hepimiz insanız ve mensubu olduğum bir türe karşı değilim. Mensubu olduğum bir türün olumsuz yanlarına karşıyım. Nasıl daha fazla entegre olabiliriz? Bunun peşindeyim ve öyle sanıyorum ki hani okuduğum araştırmalarım üzerine bu işleri üreten sanatçılar da aslında benzer kaygılarla. Ama ortada hipokritik bir durum daha var. Çok haklısınız. Yani örneğin bahsettiğim insanların, sanatçıların aslında global düzeyde çok iyi bilinmeleri, çok büyük paralar kazanmaları, bu işlerin işte Los Angeles'tan Paris'e taşınması için kullanılan ve üstelik hani sigorta gereği hasar görmemeleri için gerçekçi yaklaşmak gerekirse kullanılan uçakların, yakıtın, bunların bıraktığı karbon izi, taşıma masrafları, bunun etrafında dönen ekonomi. Yani kesinlikle ikiyüzlülük var bu konuda, yok değil. Bunu kabul ediyorum. Evet. Hatta Biennale'deki işimde ben de çimento kullanmıştım. Ve bu çimento kullanımı her ne kadar çok sembolik bir seviyede olsa da materyal sorgulamalarım gereği bunu çok fazla kafaya taktım. Yani hala sorguluyorum. Bir daha kullanır mıyım acaba diye düşünüyorum. Özellikle bu araştırmalarım sonrasında. Yani aslında bu derdim birazcık da insan olmamak değil, insansızlık değil. Aksine daha fazla insan olmak. Ama merkezci olmayarak. Böyle bir katkıda bulunabilir miyim? Ozan'la çok tartışıyorduk bunu. Hani buradaki insan merkezcilikten bir anlamda kasıt özellikle Sami dinlerinde hani dünyanın insan için yaratılmış olması, dünya yani insanı bir yere koyup onun dışındaki bütün her şeyin insan için yaratılmış olması yaklaşımına karşılık. Evet. Hani birlikte var olma bağlamında ona eleştirel bir yaklaşım. Evet. Tamam. Evet, teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyoruz. Zaten düşünceden bağımsızlık söz konusu olmadığı için insan algısının dışına çıkmamız imkansız olduğu için en azından şu anki mevcut algımızla ve geldiğimiz mevcut seviyede doğal olarak insan algısı dışına dair söylediğimiz her şey kanıtsız, inanılmayan ve spekülatif kalacaktır. Ama beni de buradaki heyecan çekiyor aslında. Evet. Bir taraftan da şöyle bir şey var. Hani işte insan merkezli gerçekten de insan kendini hani her şeyin üstünde görüyor. Bir anlamda işte hani en gelişmiş biziz. Biz şöyleyiz. İşte düşünen tek canlı biziz vesaire. Öleceğini bilen tek canlı biziz gibi bir sürü bir şeyler dolaşıyor. Ama bir taraftan da şöyle bir ironi var aslında. Bir taraftan da insan hep insan üstü olmaya çalışıyor bu arada.
Evet. Yani hani insan olmamızı çok önemsiyoruz ama bir taraftan da illaki insanın yapamayacağı şeyler yapmaya çalışıyoruz. İşte insan üstü olmak vesaire gibi şeyler de var. Bu da bana çok şey geliyor, kendi içerisinde bir çelişki gibi geliyor. Kesinlikle öyle hocam. Yani zaten hani konuşmanın bir esnasında da söylemiştim. Belki üstünde daha çok durulması gereken bir konu bu. İnsan, bir şekilde insanız, bir şekilde varız. En azından zararımızı ne kadar minimize edebiliriz? Kaygı bu aslında. Ve insan sonrasını düşünürken de çok yeni bir konu olduğu için aslında bence sanatçıların, bilim insanlarının yeni buluşlarında, icatlarında artık politik ve ekonomik konuları da bunların nasıl kötüye kullanılabileceğine dair sorumluluk alıp ilerlemeleri gerekiyor. Yaptıkları ekonomik ve politik işbirliklerinde de aynı şekilde. Yani bunu Elon Musk örneğinde görebiliyoruz. Hani çok net. Bunun üzerine yapılmış örneğin Devs diye bir dizi var. Ex Machina'nın direktörünün yönetmeninin yaptığı bir dizi. Çok çok iyi bir dizidir. Bu konuları tartışan, daha çok insan ve teknoloji entegrasyonu anlamında. Yani kısacası böyle, posthümanizm insan merkezci de ilerleyebilir, insan merkezci olmayarak da ilerleyebilir. Ben ikinci tarafında olma kaygısıyım. Bu yüzden bunun üzerine çalışıyorum aslında, biraz etik kaygılarla. Evet. Evet, çok teşekkürler Aslı Hocam. Değerli katkılarınız için. Rica ederim. Biz teşekkür ederiz. Diğer katılımcılara da soralım bakalım. Katkıları ya da soruları var mıdır? Aslında Nezaket Hocam da çok düşünür bunun üzerinde. Çünkü evet, bazen Eylül Kitap Evi'ne gittiğimde almak istediğim kitapları ayırttığını görüyorum. Nezaket orada bari. Ses yok. Belki mikrofonda bir sorun vardır. Merhaba. Merhaba Nezaket. Ozan, nasıl keyif aldım? Bir de şeyden dolayı da çok mutlu oldum. Bu tip konuların sanatta ve işte insan merkezci, işte antroposen ne kadar çok böyle konuşulur, ne kadar çok yayılır, ne kadar çok projeler yapılır. Sanki böyle şey, içim o kadar böyle ferahlıyor ve soğuyor. O bağlamda evet, bence evet, konuşulsun, yapılsın. Hatta şeyi sormak istedim bu arada, ellerine sağlık, çok da güzel örnekler verdin. Teşekkürler. Daha da yani keşke belki bir daha yaparsın, devam ettirsin. Belki bu sefer daha spesifik bazı konulara değinirsin oradan örnekler üzerinde. Şeyi sormak istedim. Kendi işlerini inşallah gösterir sonunda diyordum. Gösterdin. Bir de ortak bir şeyler yapıyor musunuz? Projeler üretiyor musunuz? Yani yine bahsettiğin gibi mesela bilim insanlarıyla, başka enstitülerle, İşte biyoloji, sanat, şu bu, böyle biraz böyle şey, o da herhalde gerekli. Mesela yurt dışındaki örneklerde çok fazla var. Senin gösterdiğin örneklerde de hep öyle. Ama sanki burada pek yok mu Türkiye'deki işlerde? Yani evet, çünkü şey, ben de öyle gözlemliyorum. Yani tabii ki var, tabii ki bilim alanında çalışmalar var ama genellikle sanatçıların bilime kayması değil de bilim insanlarının sanata kayması anlamında oluyor benim gözlerime göre. Güzel bir tanımlama oldu bu. Ya ben bunu yapmaya çalışıyorum. Böyle ama kesinlikle böyle. Yani bilmiyorum, belki bundaki hani Türkiye'deki sanat eğitiminin, formalist eğitimin ya da sanatçı egosunun katkısı olabilir belki. Hani bilemiyorum, açık sözlü konuşmak gerekirse. Ben bunu çok seviyorum kendi işlerimde. Örneğin Biennale'deki işimde İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile birlikte çalıştım. Çünkü benim bilgimi aşan bir konuydu bu. Anatomi profesörleriyle birlikte çalıştım. Örneğin şu anda İstanbul'da Gate 27 isimli bir rezidanstayım. Burada yine o objelerin kendi kimyasal bileşenlerine inmek ve tersine endüstri yaratmak gibi bir proje üzerinde çalışıyorum ve bunun için Sabancı Üniversitesi'nin laboratuvarlarıyla işbirliği halindeyim. Gibi gibi, çünkü beni açtığı noktada birlikte çalışmayı çok seviyorum. Yani bilgi estetiği böyle bir şey. Evet. Bir de şey önemli işte, mesela bizim kavramaya çalıştığımız, anlamaya çalıştığımız işte bilgileri, verileri aslında beraber çalışarak hem daha anlatılabilir, daha anlaşılabilir ve daha yaygınlaştırmış da oluyoruz.
Bunu çok kayda değer buluyorum bu ortak çalışmalarda. Kesinlikle. Ya keşke o zaman böyle projeler daha değil mi geliştirsek, çoğalsa ve ortak şeyler olursa bakalım. Evet, İzmir'e döneyim, yapalım bir şeyler. Tamam, düşünelim, konuşalım. Hemen evet. Yaşar Üniversitesi'nin bilim departmanlarını da bağlayalım. Değil mi? 9 Eylül ile Yaşar'ın bilim departmanları. Evet, evet. Öyle bir işbirliği yapılabilir aslında. İlginç, ilginç işler yapılabilir. Çok kesinlikle. Teşekkürler, çok sağ olun. Çok ben teşekkür ederim Nezaket, güzel yorumların için. Görüşmek üzere umarım. Görüşürüz dönünce. Evet, sayın konuklarımız. Başka yorum ya da soru yok sanırım. O zaman toparlayalım. Sohbetin başında Yaşar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü diye girmiş idim ama Sosyal Bilimler Enstitüsü ile Fen Bilimler Enstitüsü birleşti. Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün aylık olarak hazırlamış olduğu webinarlar ya da seminerlerden Ozan Atalan'a ayırdığımız bugünkü webinarın sonuna geldik. Hepinize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ozan, sana ayrıca teşekkür ediyorum. Çok güzel bir sunumdu, çok bilgilendiriciydi ve çok akıcıydı. Senin son olarak eklemek istediğin bir şeyler var mı? Hocam ben de çok teşekkür ederim hem size yardımlarınız için hem katılan herkese ve sabırla dinledikleri için bu kadar bilgileri bir arada bir saat içerisinde. Çok çok teşekkürler ilginiz için. Ve Aslı Hocam size de teşekkürler Evet. Bu fırsat için. Evet, Aslı Hocam Anasanat Dalı Başkanı olarak da bu işlere epey katkıda bulunuyor. Çok çok teşekkürler Aslı Hocam. Rica ederim. Katkılarınız için. Sağ olun. O zaman herkese iyi akşamlar diliyorum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakınız. Ozan çok teşekkürler tekrar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Teşekkürler hocam. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağ olun.